Şimdi mesela ne diyoruz biz? Yarın yılbaşı kardeşim. Yılbaşını kutlamak bizde yok. Noel 25'inde, öteki 6'sında diyor. Noel kelimesini söylüyoruz ya, onlar da şöyle kendini kandırıyor. Hocam Noel başka ya, yılbaşı başka. Ya ne akıllı adamsın. Ne akıllı adamsın. Biz de bilmiyoruz, iyi söyledin yani. Ya kardeşim adamlar 25'inden başlıyorlar. 7'sine kadar partiler devam ediyor zaten. Kutlamalar devam ediyor. Tatiller devam ediyor zaten. Yılbaşı diyorsun da hani göya kurtarıyor kendini. Noel değil. Biz İsa Aleyhisselam doğumunu kutlamıyoruz hocam. Yılbaşını kutluyoruz. Yeni bir yıl başlıyor diye. Peki yılbaşı ne zaman kutlanmış baktın mı hiç? Nereden başlamış? Kimden çıkmış? Mete Han mı çıkartmış? Türklükten geliyor bunlar şimdi. Biliyor musunuz? Atilla mı çıkartmış bunu? Tarkan mı çıkartmış? Kim çıkartmış bunu? Milattan önce Sezar, 46 sene önce. Sezar senin atan mı? Baban mı, paşan mı? Kim Sezar senin? Bize Türklükten vuruyor. Arap adetlerini gelmiş getirmişsin bize diyor. Anlatıyorum, dilimde tüy bitti. Ya şu elbiseyle dünyaya çıkalım. Bana bir tane Arap diyen çıkacak mı bakalım sizden başka? Ne diyor dünyaya çıktığımız zaman insanlar? Orijinal Türk bu diyorlar. Bizi gördükleri zaman böyle sakallı sarıklı, bu şekilde sarıklı, orijinal Türk diyor adam. Çünkü bizim elbisemiz bu. Böyle giyinen Arap yok. Biz kendi örfümüzün üzerine kondurduk. Resul-i Ekrem'in melaike-i kiramdan gördüğü şu sarığı. Kafkaslar ne yaptılar? Kalpakların üzerine sardılar. Araplar sitr koyup üstüne sardılar. O da tabii sünneti tanıyanlar, tanımayanlar onu da sarmıyor zaten. Herkes kendi örfünün üzerine bir taç misali, bir süs misali nakşetti Resul-i Ekrem'in sünnetini. Resul-i Ekrem'de ırk gözetilmez. O Allah'ın Habibidir. Aşkta şimdi sapkın düşüncelerde diyorlar ki aşkın cinsi yoktur. Cinsi yoktur deyip gidip aşk kelimesini hayvansallığa indirgiyor. Ondan sonra da aşkın cinsi yoktur diyor. Aşkta cinsiyet yok, hayvansallık da yok. Aşk ruh ile yaşanan bir şeydir. Ruhun ruhu olan temayülüdür. Onun için bir erkek bir erkeğin ruhuna ruhi olarak aşık olur, manevi olarak. Mevlana Hazretleri'nin Şems-i Tebrize olduğu gibi bedenine değil. Biri hayvan. Haşa minel huzur. Hem aşkın cinsiyeti yoksun diyorsun, hem de getiriyorsun onu cinsiyete oturtuyorsun. O şekilde yani. Sapkın düşünceler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Habibidir o. Gökten inen nurun dağılma noktasıdır. Kutbudur. Bütün alemin etrafında döndüğü harika ana noktadır. Onun Araplığını gözünde tutuyorsan senin imanında sorun var zaten. Irkçılıkla Müslümanlık bir arada durur mu? Bu cahiliye böbürlenmesidir dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bakın, yılbaşı kutlamayın diyoruz, Arap adetleri getirmeyin bize diyorlar. Yılbaşı kimden geldi sana? Ey Türk çocuğu, Türklükle övünüyorsun. Sezar çıkartmış. Daha da beter, Noel'den de beter. Biz Noel diyoruz da Noel'den de beter. Noel yine Allah'a inanan bir grubun çıkarttığı bir şey. Hristiyanların yani. Kendi peygamberlerin doğumunu. O da kesin bilinmiyor. Birisi işte yılbaşından bir hafta önce diyor bir grup. Bir grup bir hafta sonra diyor. Ne zaman doğduğunu bilmiyorlar. O zaman dediler ki 2 hafta kutlayalım işte. Zaten bizde her şey bayram. Yumurtaya bayram yapıyoruz. Cadılara bayram yapıyoruz. 10 gün bayram yapalım. Ne olacak? 2 hafta bayram yapıyorlar. O da diyor ki hocam Noel'le yılbaşını karıştırmayın. Çok zeki arkadaşımız. Evet, ben de yılbaşını soruyorum sana. Yılbaşı daha da gerilere dayanıyor. Evet. Milattan 46 sene önce diyor. Araştırdık baktığınız zaman. Sezar'ın çıkartmış olduğu bir kutlamadır. Soruyorum ben sana, Sezar hangi Türk yöneticisi? Ne zamandan kalmış? Orhunlardan mı? Hunlardan mı? Ne zaman yani? Göktürklerden mi? Sezar kim? Türklükle böbürlenen arkadaş.